Evet, program konuğumuz Doçent Doktor Mehmet Şahin Gazi Üniversitesi'nden. Hoş geldiniz. Teşekkür Sayın ederim. Şahin. Gerçekten gündem inanılmaz yoğun. Aslında iç gündemle başlayalım. İç gündemde malum referandum sonuçlandı. Sonuçları artık Yüksek Seçim Kurulu onayladı, ilan etti. Artık her şey kapandı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti'ye tekrar üyelik başvurusunda bulundu. 21 Mayıs'ta da kongreye gidiyorlar. Peki bundan sonra neler göreceğiz iç siyasette? Çünkü artık koalisyon dönemleri de kapandı diyebiliriz. Artık bir cumhurbaşkanı, partili cumhurbaşkanlığı sistemine geçtik. Şimdi aslında ben siyaset yapmanın kodunun değiştiğini düşünüyorum. Yani bunu siyasi partiler, yani sadece bir siyasi parti değil, tüm siyasi partilerin ve siyasetçilerin bunu fark etmesi gerekiyor. Hükümet etme sistemi değiştiği zaman siyasetin kodları değişir. Çünkü uzun süre alıştıkları bir süreç vardı. Şimdi onun dışına çıkılan bir süreç var. İşte milletin önüne gidildi. Bir sonuç çıktı sizin de söylediğiniz gibi. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı partisine üye oldu. 21'ine öyle gözüküyor ki partinin genel başkanı olacak. Aynı zamanda Cumhurbaşkanı olacak. Bu ne demektir? İki makam birleştirildi. Yani Cumhurbaşkanı ile Başbakanlık makamı birleştirildi ve yürütmenin başı olarak böyle bir süreç devam edecek. Ve koalisyon süreçleri artık yok. Niye yok koalisyon süreçleri? Çünkü yürütmenin başına girecek kişi seçime gittiğiniz zaman aynı gün iki tane sandık geliyor. Bir tanesi meclis seçimleri yapılacak. Yasamada görev alacakların seçim olacak. İkincisi de yürütmenin başındaki. Şimdi diyelim ki adaylardan biri %56 biri almadı. Ne yapılacak? 15 gün sonra ikinci. Bunu mesela yapılacak. Fransa'da görüyoruz. İşte şu anda. Bu hafta sonu belli olacak. Fransa'da Macron'la Le Pen'in karşı karşıya kalması. Hatta biri 23, %23, biri %21 falan aldı benim takip ettiğim kadarıyla. Ama şimdi bunlardan bir tanesi %50'nin üzerinde oy alacak. Bizde de o şekilde. O zaman ne oluyor biliyor musunuz? Farkındaysanız %50+1'in bir alan yürütmenin başına geçmiş olacak. Evet. Nasıl siyaset değiştiriyor? Peki her siyasi partinin lideri artık şunu söyleyemez. İşte ben Cumhurbaşkanı adayı olmuyorum, ben sadece milletvekilliği adayı oluyorum der ise... Peki onun teşkilatı, seçmen, ya sen yürütmeye talip değilsen niye ben sana oy vereyim demez mi? Tabii ki. Böyle bir şey olabilir mi? Onun için bu bir siyasetteki devinimi de artıracak, hareketi de artıracak. Çünkü siz gittiğinizde eğer kazanmazsanız kaybetmiş olacaksınız. Yenilenme süreci diyebiliriz. Milletvekili de olamıyorsunuz. O zaman o partiyi elinize tutmanız sizin için çok zor. O zaman bir yenilenmenin, buna ben siyasette tasfiye olarak görmemek lazım. Siyasette bence hücre yenilenmesi olarak tanımlamanın daha doğru olduğunu düşünüyorum. Ama başka bir değişiklik ne olabilir? Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'nın zaten o işaretler gelmeye başladı 21 Mayıs'taki değişimle birlikte. Ben Adalet ve Kalkınma Partisi'ndeki, AK Parti'deki değişimin daha dinamik hale geleceğini düşünüyorum. Çünkü doğal liderine kavuşmuş oluyor. Bugünden itibaren o hareketin ne olduğunu görüyorsunuz. Ve parti binasına girdiği andan itibaren teşkilatlarda ve destekleyenlerde bir sinerji ortaya, motivasyon ortaya çıkacak. Şimdi düşünsenize partili cumhurbaşkanı, yürütme ve arkasından başka bir şey daha var. 2009 en erken gözüken diyelim ki işte 2019. Cumhurbaşkanı seçimi ve meclis seçimleri, parlamento seçimleri. Bu süreyi, 1,5-2 yıllık süreyi en iyi değerlendiren, en doğru değerlendiren orada başarılı olacak. Evet. Onun için şimdi bu değişimle birlikte bu değişimin olumlu yönde sonuç doğurduğunu halka göstermelisiniz ki oy alasınız ve halkın takdirini kazanasınız. Eğer bu süreç ilk seçimler yapılana kadar ki geçen sürede bu değişikliği hissettirebilirse Sayın Cumhurbaşkanı ve destekleyen partiler biliyorsunuz sadece AK Parti desteklemedi, MHP'de Milliyetçi Hareket Partisi de buna destek verdi. O zaman kitle diyecek ki bu millet ya bu değişiklik iyi oldu. Çünkü bunun işaretleri ortaya çıktı. Ona göre sandığa gidecek. Yoksa bu değişikliği hissetmeyip ya da kötü hissederse ona göre bir sonuç ortaya çıkacak. O açıdan önümüzdeki süreçte uyum yasaları bir izleyeceğiz aslında halk olarak. Aslında AK Parti olur, ne bitiyor? %38'de iktidar olmayı bir nevi elini tersiyle itti. Yani çünkü koalisyon sistemi, tek partili sistemden artık çoğulcu bir sisteme geçildi. Yani sadece tek bir bölümden oy alarak iktidara gelme şansı ortadan kalkmış diyebilir miyiz? Bunu sadece AK Parti için değil, tüm partiler için. Ben bundan sonraki süreçte mesela çok sivri dil kullanan, eskiden şöyle bir şey olabiliyordu mesela. Bir sadece siyaset yapmak isteyen
bir kişi, grup neyse, toplumdaki küçük bir gruba veya belli bir gruba var, o gruba seslenerek yıllarca muhalefetin de kalmanın lüksünü yaşayabiliyordu. Milletvekili olabiliyordu en azından. Yani milletvekili bitiyordu. Oluyorsunuz, sorumluluğunuz yok. Sorumluluğunuz yok derken yürütmeden kaynaklanan sorumluluğunuz yok. Ama 30 yıl, 40 yıl milletvekili yapabiliyorsunuz. Bu bir lükstür aslında. Yani size karşı seçmen geldiğinde, bir talepte bulunduğunda, ya biz iktidara değiliz arkadaşlar, yani iktidarda olsak yaparız ama diye bir iki cümleyle de kendi seçmenini ne yapabiliyordu, ikna edebiliyordu. Ama artık böyle bir şey yok. Yürütmenin başına talip olacaksınız. O zaman bu belli bir toplumun kesimine seslenerek siyaset yapanlar artık o söylemi bırakacaklar, o eylemi bırakacaklar. %51 en azından alacak, ortalamayı tutturacak bir hem söylem, retorik hem de eylemde bulunmaları gerekiyor. Onun için bu süreçte aslında sadece bir gruba yönelik değil de Türkiye'de %50 artıyı tutturmak çok kolay değil. O zaman ne yapacaksınız? Toplumun geneline, genelini ikna edecek bir söyleme sahip olmak zorunda. Koalisyonu seçimden önce yapmak zorunda kalma ihtimali olduğu ben gibi. Ben bunu şey de diyorum, siyasetin terbiye edilmesi olarak yorumluyorum açıkçası. Çünkü düşünsenize, herkesi anlamak zorundasınız. Ve herkese kendinizi anlatmak zorundasınız. Daha güzel olan bir şey var. Ben tabii ki ben de bu halkın, milletimin parçası olarak söylüyorum. Siyasetçiler artık yalvarmak zorunda kalacak halka. Evet. Yalvarmak, çünkü %50 bir artı bir almak kolay değil. Yoksa işte ben tamam şu kadar kitlem var, ben devam edeyim, böyle bir şey yok. O açıdan siyaset değişiyor. Siyasetçi de değişmek zorunda. Yani böyle bir şeyi var, etkisi olacak siyasette. Ben öyle okuyorum açıkça. Şimdi kongre süreci de 21 Mayıs'ta yapılacak. Aslında biraz iç siyasetten biraz dış siyasete, uluslararası ilişkilere, sizin konunuza geçişle yapalım. Cumhurbaşkanı Rusya'ya gitti. Soçi'de Vladimir Putin'le görüştü. Aslında çok önemli bir görüşmeydi bu. Çünkü Suriye iç savaşı artık 6. yılına girmekte ve kan dökülmekte, hala devam etmekte. Ve maalesef bizim sınırlarımızı da etkileyen bir YPG faktörü ortaya çıkmış durumda. O YPG'nin de bir şekilde oradan ya atılması gerekiyor ya artık bitirilmesi gerekiyor. Rusya ile Afrin'de PYD'yi fotoğraflamışlardı, görmüştük Rus askerleriyle PYD militanlarını. Putin'e o fotoğrafları verildiğini biliyoruz. Ki orada görüşmelerde oldu. Peki Rusya ile Türkiye ilişkileri Suriye denklemini nasıl değiştirecek? Bugünkü yürürlüğe de girdi. Ateşkes, güvenli bölgeler. Suriye meselesi Rusya ile olan ilişkilerde sadece bir kalem oluşturuyor. Ama ilk önce bu dış ziyaretleri genel bir değerlendirmek istiyorum. Evet, buyurun. Onlardan bir tanesi şu, biliyorsunuz Hindistan'la başladı. Hindistan, arkasından Rusya ziyareti var. Kuveyt ziyareti var. Onu çok şey yapmadım. Arkasından Çin ziyareti var. Çin'den direkt Washington ziyareti var. Şangay Beşisi'nden diğer tarafa geçiş var. Amerika. Arkasından da bir gün sonra Brüksel ziyareti var NATO'da. Ki AB liderleriyle de görüşecek. Şimdi normalde Türkiye boyutundaki bir ülkeye baktığınızda bir yılda yapılacak, yani hem ülkelerin önemi, başkentlerin önemi açısından söylüyorum. İsterseniz Türk siyasal tarihine bakın. Acaba Hindistan, Rusya, Çin, Brüksel, Washington aynı ay içinde veya aynı 6 ay içinde ziyaret edilmiş mi, çok zor görürsünüz. Bunun hepsinin bir 20 gün içinde neredeyse ziyaret edildiğini görüyorsunuz. Bu biraz da şunun sonucu olduğunu düşünüyorum. Çünkü dış politikada acil konular var. Artı bu seçim sürecinde, referandum süreci diyelim, halk oylaması sürecinde biraz tabii ki dış politikadaki meseleler elbette ki ilgilenildi, yürütüldü. Fakat içeriye biraz daha enerji harcandı biliyorsunuz tabii referandum ki sürecinde. Hem iktidar hem muhalefet. Onun için şimdi bu bir anlamda referandum sonucu da siyasal iktidarı ve Sayın Cumhurbaşkanlığı'nın istediği şekilde çıkınca, şimdi bu dış politikadaki acil sorunları çözme noktasında bir ay içinde önemli başkentleri ziyaret. Tekrarlayan, bu normal bir, bizim boyumuzdaki bir ülkenin bir yılda yapacağı ziyaretlerin üzerinde. Evet. Yani sayı olarak demiyorum, önem anlamında söylüyorum başkentlerin. Şimdi Rusya ziyaretini Hindistan'ı bir tarafa bırakalım. Şimdi sorunuza doğrudan geleyim. Rusya ziyaretine baktığımızda Suriye meselesi onun bir parçası ama önemli bir parçası, önemli bir kalemi. Başka meseleler de var. Biliyorsunuz Rusya'da hangi kalemler var derseniz, enerji çok önemli Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkilerde. Turizm, çünkü geçen sene biliyorsunuz turizmde bazı sorunlar yaşadık. Rus uçağının, yani Türkiye sınırını ihlal eden Rus uçağının düşürülmesiyle birlikte. Arkasında Antalya'nın bir özelliği var, özellikle bizim Akdeniz'in, Antalya'nın. Şimdi hem tarımın başkentisiniz hem de turizmin başkentisiniz.
portakal var, domates tabii, var. Tabii şimdi tarım, özellikle bu bölgenin tarımı daha çok Rus Federasyonu coğrafyasında satılıyor. Bu en azından şimdi o açıldı domates dışında. Domates de ne kadar önemli hale geldi biliyorsunuz. Yani. Ve Rus turistlerin ilk tercihi de Türkiye biliyorsunuz. Şimdi bu artışta rakamlara yansımış durumda. İşte enerji, turizm, tarım ve tabii ki Suriye. Suriye. Suriye meselesi bizim için çok önemli. Çünkü Suriye'de yaşananlar Suriyelilerin dışında en çok bizi etkiliyor. Ekonomi etkiliyor, dış politika etkiliyor, iç politika etkiliyor. Bir de burada bir dram yaşanıyor tabii ki. Aynı zamanda Suriye'deki yaşananlara baktığımız zaman bizim istemediğimiz yöne doğru gidişlerin de olduğunu görüyoruz. Sizin de söylediğiniz gibi bir PYD, YPG, PKK yapılanması. Şimdi bunu bazıları PKK'nın Suriye'deki uzantısı olarak tanımlıyorlar şeyi, PYD, YPG'yi. Ben tekrarlayayım, birkaç yere daha söyledim ama burada tekrarlamak istiyorum. Albay Doruyan da zaten dili de sürçtü geçtiğimiz günlerde. PKK uzantısıdır demişti. Uzantısı falan değil, ben size söyleyeyim. PKK'nın ta kendisi. Yani çünkü KCK yapılanmasına baktığınızda doğal lider olarak terörist başı Öcalan'ı kabul edirler. Kandil'den yürütülür ve Kandil'e bağlı buranın yönetimi. Ve PYD, YPG adıyla bunlar her farklı coğrafya, farklı isimle ortaya çıktıkları için kendilerini farklı göstermek için farklı bir isim kullanmaları. 29 harfte neredeyse harf kalmadı bu PKK'nın kullanmadığı. İran'da kullanmadı. PJAK mesela. İşte Irak'ta PÇDK olarak, PYD, YPG, PKK, HPG, işte ne kadar Avrupa'da farklı sivil toplum örgütü adı altında veya dernek adı altında faaliyet yürüttüğünü görüyorsunuz. Türkiye'nin yanı başında bir PKK koridoru, bir PYD, YPG koridoru oluşma durumuyla Türkiye karşı karşıya kaldığı için Türkiye diyor ki ben buna müsaade etmeyeceğim. Çünkü 90'lardan itibaren Irak'taki yaşanan olumsuz gelişmeler, tabii ki o zaman Türkiye'de biliyorsunuz koalisyon süreçleri, iç politikaya, içine kapanma biraz, ekonomik krizler falan yeteri kadar ilgilenemedi. Ama diyor ki şimdi Türkiye'deki siyasi irade, ben Irak'ta olduğu gibi yanı başında bir PYD, YPG, PKK koridoru kurdurmayacağım. Aslında Fırat Kalkanı biliyorsunuz Ağustos'ta başlamıştı. Fırat Kalkanı operasyonu da operasyonun amaçlarından biri de bu. Çünkü sadece DAEŞ'le mücadele değil, hem DAEŞ'le mücadele yapıyorsunuz, hem de aynı zamanda yanı başınızdaki bir koridoru oluşmasını engelliyorsunuz. Ve Türkiye burada kararlılığını ortaya koydu aslında. Ha, benim gördüğüm kadarıyla Rusya'nın da dışında diğer müttefiklerine baktığınız zaman Türkiye'nin, maalesef tırnak içinde söylüyorum, müttefik görünen ülkelere baktığımızda kağıt üzerinde bunların daha çok şeyi desteklediklerini görüyorsunuz. PYD, YPG'yi. Evet. Mesela Amerika Birleşik Devletleri Rusya'nın tavrına bakarsanız PYD, YPG'ye, Rusya PYD, YPG'yi şunun için onun yanında duruyor belli noktalarda. Bir taktik ilişki olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda Esad'ın elini güçlendirmek, muhalifleri zayıflatmak için biliyorsunuz bunu kullanmıştı. Türkiye'yi de Amerika'nın ekseninden biraz kendi tarafına çekmek için de kullanıyor biraz olabilir mi? Biraz da Türkiye tabii ki geçen yıl yaşamış olduğu sorundan dolayı Türkiye'yi cezalandırma, bir vekalet savaşını bir parça olarak kullanma amacı da vardı. Hı hı. Ama şimdi baktığımız zaman birbirlerini anlayan bir noktaya geldikleri gözüküyor. Ama Türkiye'nin müttefiklerine baktığınızda onlarınki biraz daha ileri, Türkiye'nin aleyhine ileri bir gelişme olduğu gözüküyor. Yani daha çok Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere bazı Türkiye'nin müttefiklerinin burada PYD, YPG'ye bir statü kazandırma politikası takip ettiğini görüyoruz. Şimdi Türkiye'nin terör konusunda geri adım atacağı bir metre o yok artık. Yani buyurun siz burada bunu oluşturun deme şansımız olmadığı için ne pahasına olursa olsun biz buna engel olacağız yaklaşımının olduğunu görüyoruz ki geçenlerde biliyorsunuz hem Sincar bölgesine, Irak'ın içinde burası biliyorsunuz, Musul'un kuzey batısında hem de aynı zamanda Karaçok'ta Suriye'nin kuzey doğusunda operasyon yaptığını, hatta top atışları yaptığını Afrin'e onu da söylemekte fayda var. Biz buna müsaade etmeyeceğiz çabasının olduğunu görüyoruz. Önümüzdeki süreçte öyle anlaşılır. Yine gelelim Rusya ziyaretinde. Önemli bazı gelişmeler de oldu Suriye'yi ilgilendiren. Biliyorsunuz Astana görüşmeleri başlamıştı. Kazakistan'ın başkentinde. Orada bugün dördüncüsü bu hafta görüşmeler devam etti. Bu bugün görüşmelerin özelliği şu. Türkiye, Rusya ve İran'ın biliyorsunuz bir araya gelmesi. Bir anlamda çatışmasızlık ortamının oluşmasını sağlamaktı. Bir ateşkes sağlansın burada siyasi sürecin önüne açılsın noktasında. Diğer ülkelerde bunu desteklediklerini beyan etmişlerdi. Ama işin enteresan tarafı Amerika Birleşik Devletleri buna bu olmaz gibi
bir tavır takındığında siz yapın ama gücünüz de yetmezler gibi bir tavır var. Hı hı. Şimdi son görüşmelerde Sayın Putin'le, Sayın Erdoğan'ın, Sayın Cumhurbaşkanı'nın görüşmesinde yine belli çatışmasızlık bölgeleri oluşturuldu. Bunların garantör olarak da Türkiye, İran ve Rusya'nın olduğunu görüyoruz. Daha enteresan bir görüşme vardı. O beni şaşırttı. Basına yansıdı. Suriye konusunda Türkiye, Rusya, İran ve İsrail Savunma Bakanları'nın bir araya geldikleri. Bu enteresan bir şey. Yani İsrail ile İran'ın belli noktalarda bir görüşme ortamında buluşması. Ki özellikle Lübnan'la olan münasebeti gereği bu İsrail'in. 79'dan sonra İran-İsrail arasındaki yani İsrail diye bir devletin olduğunu kabul etmiyor İran. Bu görüşmelere baktığımız zaman önümüzdeki süreçte bazı beklenmeyen gelişmeler de olabilir diye düşünüyorum. O çatışmasızlık bölgeleri belki sonuç doğurursa ki orada bir mesaj daha vardı. Bu çatışmasız bölgelerin olduğu yerlerin üzerinde Amerikan uçakları da uçmaması gerekiyor diye bir şey yaptılar, tavır takındılar. Bu çok güzel bir şey. Ama bu yapılırken tabii ki önümüzdeki süreçte Amerika Birleşik Devletleri'yle bir görüşme olacak. Ki yanılmıyorsam dün galiba Hulusi Akar, Sayın Müsteşarı ve Sayın Cumhurbaşkanımızın sözcüsü İbrahim Kalın'ın bir Amerika ziyareti oldu. Öyle gözüküyor ki Sayın Cumhurbaşkanı'nın ziyaretinden önce bir ön çalışma, en azından hangi konulara ağırlık verileceği, bu üç önemli kişinin birlikte Amerika yapacağı ziyarete baktığımızda bile hangi konunun ön planda olacağı gözüküyor. Öyle anlaşılıyor ki Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasındaki ziyarette, bu Sayın Cumhurbaşkanı ziyaretinde en önemli konu Suriye ve terörle mücadele konusu olacak gibi gözüküyor. İsrail dedik. Aslında İsrail dedikten sonra Hamas lideri Halit Meşal siyasi programlarını açıkladı. 1967 sınırını artık kabul ettiklerini söyledi. Zaten Hamas bunu kabul ettiği zaman da üstü örtülü bir şekilde kabul etti. Ve daha sonrasında da UNESCO önemli bir karar aldı. UNESCO İsrail hukuka aykırı olan artık o yerleşim merkezlerini terk etmesini istedi. Bundan sonra İsrail, ki siz de dediniz, savunma bakanları bir araya geldi, İran. Ama diğer taraftan İsrail denklemi de var. Filistin meselesi çözüldükten sonra nasıl politikalar gelişecek Orta Doğu'da sizce? Çok büyük bir laf mı olur bilmiyorum. Filistin meselesi çözülürse ben Orta Doğu bilmiyorum diyeceğim. Siz de çağırabilirsiniz. Eğer Filistin meselesi çözülürse... umudu diyelim en azından. Yani umudu diyorum. Çünkü bitmeyen bir senfoniye benziyor Filistin meselesi. Maalesef. Belli temel konular var. Yani Filistin meselesinde biri pes ederse o ayrı bir şey. Ama mesela bir mülteciler konusu yerleşimciler diye adlandırılan bir konu daha var. Kudüs'ün statüsü, sınırların nihai statüsü falan. Bunları üst üste koyduğunuzda ve tarafların da bu temel konulardaki yaklaşımlarını masaya koyduğunuzda bunların bir araya gelip de bir çözüme gideceği gözükmüyor. Bendeki kanaat bu. Evet. Ama ümidimizi doldurmamamız lazım. Ümit taşımamız lazım. Çözülürse ben diyeceğim ki ben Orta Doğu'ya yeniden sıfırdan başlıyorum diyeceğim. Onu söyleyeyim. Fakat son gelişmelere baktığımızda bir şey daha görüyoruz. Aslında İsrail uygulamış oldukları politikaları kabul ettiriyor. Zorla kabul ettiriyor, ben size söyleyeyim. Çünkü ilk direniş örgütlerine baktığın zaman El Fetih, işte Filistin Kurtuluş Örgütü adı altında toplanan örgütlerin direniş örgütü olarak faaliyet yürüttüğünü gördük uzun süre. Başında kim vardı? Yaser Arafat vardı biliyorsunuz. Sonra 91'de Madrid, 93'te Oslo süreciyle bir barış süreci başladı. Ve İsrail'in varlığını kabul etti. El Fetih ve Filistin Kurtuluş Örgütü'nün bunu kabul ettiğini, El Fetih'in kabul ettiğini biliyoruz. Olan ne oldu biliyor musunuz? İsrail kendini El Fetih'e kabul ettirmiş oldu. Ama peki anlaşmanın maddelerine İsrail uydu mu? Uymadı. Yani belli bir süre içinde bir Filistin devleti kurulması gerekiyordu. 67 sınırları diyoruz. Hı hı. 67 sınırları ki 67 sınırlar derken 67'deki o 6 gün savaşında elde edilmeyen sınırlar demektir. Şimdi bugün İsrail'in kullandığı alan, bir işgal ettiği alan var, bir de kendinin olarak iddia ettiği alana baktığınız zaman 67 sınırları zaten 48 sınırlarının 3 katından fazla toprak elde etmiş. Ve 1947'deki 181 sayılı Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kararına göre Filistin'e verilen toprakları Filistinler ancak %12'sini falan kullanabiliyor. Onu da işgal altında kullanabiliyor.
Şimdi veya işte Gazze'deki duruma baktığınız zaman da abluk altında bunu sürdürdüklerini görüyorsunuz. Şimdi diğerini etkisizleştirdi. Direniş örgütü olmaktan çıktı. Bunun yerine 80'lerden itibaren kimi direniş örgütü? Hamas'tı. Hamas 2006 yılında seçime girdi. Aslında bu iyi bir süreçti, değerlendirilebilirdi. Hamas'ı zorladılar, siyaset yapma fırsatı vermediler. 2006 Ocak'ta yapılmıştı seçim. El-Fethi'yi de burada kullandılar. Hamas El-Fethi arasındaki bölümü de kullandılar. Ne yaptılar? Dediler ki İsrail'i tanıyacaksın, işte şiddete anlaşmaları, Oslo anlaşmasını kabul edeceksin, şiddete başvurmayacaksın falan. Tamam ben yapayım da sen ne yapacaksın? Sen bir 67 sınırlarına çekilecek misin? Hiçbir açıklama yok. Teslim olmasını istediler Hamas'ın. Hamas da bunu kabul etmedi. El-Fethi Hamas Haziran, Temmuz gibi birbirinden ayrıldı. Olmayan bir devlet vardı. Olmayan bir devlet, Filistin devleti. İki tane toprak parçası vardı. Gazze küçük ve Gazze. Filistin. Ve iki tane bu defa siyasi parçalama olunca iki tane hükümet ortaya çıktı. Bir Gazze'de, bir de Ramallah'ta biliyorsunuz. Böyle bir yapı ortaya çıktı. Bu uzun süre devam etti. Ben son gelişmelere bakarak olursa bir aslında bir giriş yapayım dedim. Olay daha iyi anlaşılsın diye. Bu Filistin'deki bölünmeyi İsrail çok iyi kullandı. Zaten İsrail'in bölgede kullandığı Filistin arasındaki bölünme, Araplar arasındaki bölünme, Müslümanlar arasındaki bölünme en çok şeyin işine yarar. İsrail'in işine yarar. Çünkü boyu itibariyle baktığınız zaman, nüfusu itibariyle baktığınız zaman coğrafyada coğrafyayı bölerek veya bölünmesine katkı sağlayarak ayakta kalmaya çalışan bir devlet. Yani. Ya Türkiye'nin de 49'da tanıdığı bir devlet. Şimdi son sürece baktığımızda bu özellikle Arap Baharı ile birlikte, Arap Halk Hareketleri demenin daha doğru olduğunu düşünüyorum. Çünkü bahar kısmını daha görmedik biz. Arap Halk Hareketleri... Son baharı da döndü diyebiliriz zaten. Arap Halk Hareketleri diyorum. Arap Halk Hareketleri ile birlikte bölgedeki siyaset dramatik bir şekilde değişti. İşte biliyorsunuz Suriye'deki yaşanan, özellikle Suriye ve Mısır çok önemli. Mısır'daki darbe süreci falan Hamas'ı iyice sıkıştırdı. Bu değişimle birlikte bir çıkış arıyor bence Hamas. Ve bunun sonucu olarak da hiç bugüne kadar deklarasyonlarına, açıklamalarına, kuruluş belgelerine baktığınız zaman olmayacak bir şeyi kabul etti. Diyor ki 67, bak dikkat edin 67 sınırlarındaki öncesi İsrail demiyor. Üstü kapalı olarak zaten bu bir anlamda geri adımdır. 67 tarihindeki Filistin'i biz baz alıyoruz demek üstü kapalı olarak tamam İsrail de artık bu bölgede var demektir. Bu Hamas'ın gelmiş olduğu çizgi açısından baktığınız zaman bir devrim olarak bunu nitelendirebilirsiniz. Ama hala şey diyor ki İsrail tarafı çok önemli. İsrail tarafı diyor ki bu bir taktik bir harekettir. Bu Hamas kendini şu anda Hamas'ı özellikle Arap Halk Hareketleri'nden sonraki ve IŞİD'in ortaya çıkmasıyla, DAEŞ'in ortaya çıkmasıyla birlikte Hamas'ı DAEŞ gibi göstermeye çalıştılar. Öyle bir örgüt olarak anlatmaya çalıştılar. Kendisini kurtarmak için Hamas böyle bir sürece girdi diyor. Kendi politikasını açmak bile istemiyor. Ben konjonktürün özellikle Arap ülkelerinin de biliyorsunuz Mısır başta olmak üzere Körfez'in falan da bu konuda ciddi şeyler oldu. Biraz baskıların olduğunu biliyorum. İşte Türkiye kendi politikasıyla falan uğraşıyor. Biraz bölgedeki sıkışıklıktan kurtulma ve reel politikaya daha ağırlık verme politikası olarak Hamas'ın tavrını görebiliriz. Ha bu bir sonuç doğurur mu diye soracak olursanız tartışıyoruz. Ya bugün burada olduğu gibi tartışılır. Bunlar dile getirilir. Ama ben İsrail'in burada direneceğini ve mevcut politikasını devam ettireceğini düşünüyorum. Çünkü Arap ve İslam dünyasındaki bölgedeki Orta Doğu'daki parçalanmışlık İsrail'in zaten eli her zaman güçlüdür. Bunu daha da güçlü hale getirdiğini görüyorsunuz. Bir de İsrail ile Filistin meselesinde ben buna Orta Doğu'nun kronik sorunu haline maalesef Orta Doğu'da bununla yaşamak durumundayız. Burada barışı zayıf yapamaz onu söyleyeyim size. Yani İsrail Filistin meselesinde zayıf olan barış yapamaz. Zayıf olan ancak teslim olur. İzak Rabin yapmıştı. Öldürdüler. Onu da söyleyelim. Bir İsrail'i öldürdü. Öldürme yani. Sebebi de diyor ki Tanrı'nın bana verdiği toprağı diyor. Siz nasıl gidip anlaşma yaparak başkasına verirsiniz diyor. 95 yılında bu süreç yaşandı. Burada barış yapacak iki tane devlet var. Barış isteniyorsa eğer. Bir İsrail, iki Amerika Birleşik Devletleri. İsrail'in burada niyet olması gerekiyor ki alanda bunun karşılığı olsun. Amerika Birleşik Devletleri'nin bunu desteklemesi gerekiyor dünyanın güçlü ülkesi olarak ki o zaman burada bir sonuç ortaya çıksın.
Amerika ile İsrail'in karşı çıkmış olduğu bir durumda barış yapmanın, işte ben barış yapıyorum demenin de bir sonuç vereceğini düşünmüyorum aslında. Aslında belki de Hamas kendini konumlandırdı. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nde başkan Donald Trump olunca, yani demokrat cumhuriyetçilerden birisi ve diğer taraftan Netanyahu gibi bir sert, öyle söyleyeyim, İsrail milliyetçisi bir Hamas, yapı olduğu için. Hamas'ın yapmak istediği şey, dediğim gibi, o değişimle birlikte bir dünya siyasetine kendisini sunma fırsatı. Evet. Ya ben diyor artık, dikkat edin, ben normal Orta Doğu'da bir örgüt gibi değilim. Ve benim tanıdığınız bir örgüt gibi değilim diyor. Ben artık siyasi devlet, bir yapayım. Siyasi bir yapayım, devlet yönetmeye talip bir yapayım. Bu seçimle ben geldim, bunu kabul etmediniz ama başka bir şey daha var. Hem bu İsrail'e mesajları, Arap dünyasına mesajları, bakın benimle işbirliğinizi sürdürebilirsiniz. Aynı zamanda Filistin iç politikası da bir mesajdır, açıkça söyleyeyim. Artık El Fetih ile barışma. Bak, El Fetih'in çok ciddi sorunları var. Evet. Yani bugün süresi dolalı yıllar olmuş bir Mahmut Abbas. Mahmut Abbas da devam ediyor. Yani parlamento seçimlerinin aslında olmadığını. Aslında biraz da köşeye de sıkışmış durumda. Mısır'da özellikle Sisi yönetiminin refah kapısını açmamasıyla Gazze'de de hala açlık ve sefalet devam etmekte maalesef. Ben Sisi Arap dünyasına ve Filistin ile ilgili bir şey yok yani. Ben Arap dünyasına, Mısırlılara veya Filistin'e bir katkı sağlayayım değil. Yani öyle bir havası var ki Sisi'nin. Yani Mısır parlamentosundaki bir İsrailli gibi hareket ediyor. Çok söyleyeyim yani. Bu böyle bir durum var. Fakat Filistin konusundaki belki o UNESCO'nun kararı da çok önemli. Oradaki mesele şu. Filistin biliyorsunuz Birleşmiş Milletler'e üye devlet olmak için başvuru yaptı. Daha enteresan olan şey söyleyeyim. Filistin devlet olsun diye işte Amerikan Başkanı, hiç unutmuyorum, her Amerikan Başkanı geldiğinde burada iki devlet olmasını falan söyler. Özellikle bu İsrail'in ortaya çıkması ve çatışmalarının artmasıyla 67'den sonra bu kendini çok daha da gösterdi. Şeyde Birleşmiş Milletler konuşmalarına baktığınız zaman bir önceki başkan Barack Obama, Birleşmiş Milletler'deki konuşması da işte Obama ne konuşacak, herkes onu izliyor. İki devlet çözümü desteklediğini söylüyor. Hadi bakayım o zaman Türkiye'de falan herkes destekledi. Getiriyorsunuz Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne iki devletli çözüm istiyorsanız buyurun Filistin Devleti'nin kurulmasını şey yapın, veto ediyor. Veto. Yani genel kurula geldiği zaman farklı konuşan bir Amerikan başkanı Filistin'de barış için iki devletli çözümün olması gerektiğini söyleyip, ama Güvenlik Konseyi'ne geldiği zaman farklı yönde bir oy kullanan Amerika Birleşik Devletleri'yle karşı karşıya kaldığımızı görüyoruz. Ve Güvenlik Konseyi'ne 5 daimi üyeden bir tanesi de veto ettiği zaman olmuyor. Onun için tam üye olamadı. 2012 yılında bu süreç yaşanmıştı. Fakat tam üye olmayan BM'ye üye olan devlet oldu. Bunu siz düşünüyorsunuz yani. UNESCO şeyi de ilişkisi de oradan geliyor. Çünkü evet. BM'ye tam üye olamıyorsun ama tam üye olamayan devlet statüleri var. BM'nin belli organlarında varlık gösterebiliyorsunuz. İşte UNESCO'daki varlığı da oradan kaynaklanıyor. Şimdi son aldığı karara baktığınız zaman Birleşmiş Milletler'in bir organı, ne diyor? Bilim, kültür alanda faaliyet yürüten organı. İşte diyor işgalci olduğunu söylüyor Filistin topraklarında İsrail'in. Zaten 67'den bu yana, öncesini söylemiyorum, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 242 sayılı kararı, 73 Savaşı'ndan sonraki 338 sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kararı, bunu Güvenlik Konseyi kararı var zaten bu. İşgalci güç. Evet. Bu açık açık ortada. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD ziyaretini yapacak, gidecek, Donald Trump'la görüşecek. Gerçekten bekleniyor, merakla da bekleniyor bu görüşme. Çünkü dediğiniz gibi ilk başta Rusya ile görüşüldü. Daha sonra önce Hindistan, sonra Rusya, sonra Çin. Çin'de zaten hem Rusya ile Putin'le Sayın Erdoğan ve Xi Jinping bir araya gelecek ve daha sonrasında Amerika'ya geçecek. Amerika'ya geçtikten sonra politikalarda ne gibi değişiklikler olabilir? Özellikle Suriye bağlamında sormak Şimdi, istiyorum. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'ni yakından izlemeye çalışıyorum. Putin daha direksiyona sağlam olarak tutamadığı gözüküyor. Çünkü Putin diyorum. Böyle, Trump. Trump'ın açıklamasına baktığınızda Trump'ın açıklamaları Obama'nın döneminden hem parti hem de kişi farklı. Farklı bir politik tavır olacağı ortaya çıkıyor ve bunu da gösteriyor zaman zaman. Ama Trump'ın vermiş olduğu direktiflerin bazılarının ya safsaklandığını ya farklı şekilde yapıldığını görüyorsunuz. İşte hatırlayalım, bir uçak gemisine
Kore yakınlarına gitmesi noktasında emir verdiğinde uçak başka yerde uçak gemisi başka yerden çıktı. Carlson uçak gemisi Will Carlson evet, uçak yani, gemisi. Ve aynı zamanda gitmişti. Aynı zamanda dikkat edin Suriye konusunda Türkiye ile ve Rusya ile birlikte çalışabiliriz açıklamaları falan vardı Trump'ın. Şimdi bakıyorsunuz Obama'nın politikaları aynen devam ettiğini görüyoruz. Biraz siyasi anlamda yürütmenin direksiyonunu tam sağlam tutamadığı gibi gözüküyor bu görüntü. Yani Pentagon'la bir fikir ayrılıkları var. Diyorlar ya Amerikan derin devleti diyorlar işte öyle bir tanımlama. Amerika'daki Pentagon dışişleri ve bürokrasisi bu yerleşmiş veya establishment dedikleri yapı. Bu konuyla sanırım bir sorun var gibi gözüküyor. İnşallah da böyledir. Sebebi de şu, eğer böyle değil de Obama'nın Suriye'deki politikalarının devamını daha şiddetli bir şekilde yürütmek istiyorsa Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye ciddi sorun yaşar. Yaşıyor zaten. Sorun yokmuş gibi yapamayız. Niye yapamayız onu da söyleyeyim. Sizin müttefikiniz olan gözüken bir ülke. NATO'nun en güçlü ülkesi, NATO'nun ikinci güçlü ülkesine karşı terör faaliyetinde bulunan bir terör örgütüyle resim veremez. Bunu da anlatamaz. Bunu da anlatmaya kalkma hakkına sahip değil. Evet. Yani bunu sadece bir akademisyen olarak söylemiyorum. Bu ülkenin bir vatandaşı olarak, bu milletin bir ferdi olarak söylüyorum. Çünkü bunun maliyetini ödüyor Türkiye. Onun için belli bir noktada artık burada tavır alınması gerekiyor. Bunun örneği yok. Yani baktığınız dünyada zaman yok. Bir NATO üyesi başka bir NATO üyesine karşı faaliyette bulunan terör örgütünü bu şekilde koruma örneği yok NATO tarihinde. 49'dan bu yana bunu böyle göremezsiniz. Evet. Daha iyi anlaşılsın diye söylüyorum. Ben onlarla da karşılaştığım zaman, sordukları zaman söylüyorum. Şöyle bir düşünün. Meksika sınırında Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı terör faaliyetinde bulunan bir terör örgütünün alan kazanmaya çalıştığını ve Amerikalıların Amerikan sınırına geçip orada Amerikalıları katlettiğini, daha sonra tekrar Meksika sınırına kaçtığını, bu da yetmiyormuş gibi Meksika sınırı ile Amerikan sınırı üzerinde bir terör kuşağı oluşturmak istediğini düşünün. Türkiye'de Amerika'nın yaptığının binde birini bunlara yaptığını düşünün. Ne yapar Amerika Birleşik Devletleri? Hepimiz biliyoruz aslında. Türkiye'de Türkiye yönetenler, bırakın yönetenleri, her Türk ferdi artık şunu duymak istemiyor. Gözünüzün içine bakarak siz anlatıyorsunuz. Anlıyorum. Endişelerinizi anlıyorum. Anlama kardeşim benim endişemi. Teröre destek verme yeter. Benim endişem anlamı. Yani artık o ben sizi anlıyorum. Türkiye'nin endişesini anlıyorum. Bu cümlenin bir anlamı yok. Mücadele kısmını zaten Türkiye yapıyor. O açıdan bu ziyaretle birlikte eğer Amerika Birleşik Devletleri yok ben Irak operasyonu ve diğer operasyonlar da gündemde. Ben bölgede Suriye'de benim ortağım ya terör örgütü diyecek. Terör örgütü demeyecek işte PYD, YPG diyecek. Türkiye onu anlayacak. Ya da diyecek ki ben bugüne kadar 50'den bu yana NATO'dan önce biliyorsunuz kurulan bir ortaklık var Kore ile birlikte. Türkiye devlet gibi devlet. Orta Doğu'da çalışılacak en önemli devlet bölgesel bir güçle çalışmak istiyorum. Tavrını ortaya koyması gerekiyor. Ben bu görüşmenin bu çerçevede hareket edeceğini düşünüyorum ki Sayın Cumhurbaşkanı çünkü halk da bekleyecek. Çünkü biz de tabii Sayın Cumhurbaşkanı ziyareti olduğu zaman ilk üzerinde durduğum konu Amerika ile Türkiye arasındaki ekonomi falan değil. İlk önemli konu Suriye konusunda ve terör konusunda aynı noktaya gelebilecek miyiz? Önemli olan bu. Ki Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İlnur Çevik de bir açıklama yapmıştı. Kötü olayların yaşanmasını biz de istemeyiz ama böyle devam ederse gereken müdahale yapılır sınıra demişti. Ben açıkça bir şey söyleyeyim yani. Sizin müttefikiniz veya dünyanın en güçlü. Dünyayı ne Rusya, Türkiye'yi ne Rusya koruyor ne de Amerika Birleşik Devletleri koruyor. Düşünebiliyor musunuz? NATO üyesi bir ülke kalkıp kendi savunmasını sağlamak için NATO dışında bazı ülkelerle savunma anlamında görüşmeler yapıyorsa üzerinde düşünülmesi gereken konu NATO'nun önemli ülkeleri ne oluyor, nerede hata yaptık demesi lazım. Evet. Bu ülke değil. Bırakın bu savunma noktasını, adam bakıyorsunuz terör desteklediğini görüyorsunuz. Yani bu anlaşılabilir bir durum değil açıkçası söyleyeyim. Son sözü söylediniz doçent doktor Mehmet Şahin. Çok teşekkür ediyoruz. Bitti mi? O kadar hızlı geçti ki süre. Biz bile anlamadık. Çok teşekkür